12 Nisan, 18 Nisan değerli balık burçları nasılsınız? Umarım her şey güzel ve keyiflidir. Yükselen ve Ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. @akkayofficial Instagram sayfam günlük yorumlarımı takip edebilirsiniz. Bu hafta özellikle iş konularınızla alakalı evrak hataları yapabilirsiniz. Evrakları yanlış dosyalara koyabilirsiniz. Yöneticilerle alakalı lakayt tavırlarınız insanların gözüne batabilir. Bu ara disiplini elden kaybedebilirsiniz. Yanlış konuşmalar sizin işinize zarar verebilir. Bu ara böyle minnoş minnoş işinize saatinde, zamanında ve kurallı ve otokontrollü yaptığınız sürece koltuğunuzda rahatlık var. Ama lakayt ve konuşmalar ve aksilikler yaparsanız kırmızı alarm ve işinizden çıkartılma söz konusu olacak ve bu sizin canınızı yakacak maddi olarak. O yüzden bir an önce düzelin ve kendinize gelin. Uzun süredir devlete girmek ya da iş imkanı arayan sağlık sektöründe ya da öğretim görevli ya da polis memurluğu sınavı ya da belediye sınavınınla alakalı beklentileriniz varsa lütfen bu sınavlara çalışın. Olumlu ve aydınlık şekilde bu kapılarınız hayırlı olacak. Endişe etmenizi istemiyorum değerli balık burçları. Kendi işini yapan balık burçlarında para kazanma hırsla, para kazanma kazançlı nokta, hırslarınız, büyük kazançlar elde edeceksiniz. Yani aslında bu hafta sizin için kendi işini yapanlarda, özellikle marketiniz varsa, özellikle gıda sektöründe, özellikle farklı dükkanlarınız varsa kazanç haftasına girecek. Hatta korktuğunuz gibi değil, ödemelerinizi gayet iyi şekilde yapacaksınız ve gayet kendinizi güvende hissedeceğiniz nokta olarak uyarı vermişim değerli balık burçları size. Ama balıklara şunu demişim, sinüzit, orta kulak iltihabınız ve geniz eti iltihaplarınızda uyku problemi ve uykuyla alakalı devamlı hırıltılı uyumalarınız söz konusu olabilir. Lütfen uyku apnenizi kontrol edin. İleride sıkıntı olmasın. Evde olan balık burçlarında bir taşınma niyetiniz var. Hayırlı olsun. Daha geniş güneş alan, karanlık evin bir bölümü karanlık olduğu için aydınlık bir noktaya taşınmak istiyorsunuz. Aradığınız evi bulacaksınız. Hayırlı olsun. Kendi evinizi satıp daha büyük bir yatırım yapmak isteyen, farklı bir yerde yatırım yapmak isteyen balık burçları, evinizin yeri değerli. Bence ani karar verip evinizi ziyan etmeyin. Orayı kiraya verin, kredi çekin, bir şekilde yeni ev alın ama orası değerlenecek. Hiç beklenmedik teklifler olacak. Şu an o evi satmayın diye not almışım. Aile büyüklerimizde özellikle baba ya da abi ya da amca soyunda biraz sağlık problemleri söz konusu olacak. Bunlar özellikle Alzheimer olabilir. Beyin damarları ile alakalı sıkıntılar söz konusu ya da bacak damarları ile alakalı noktada sıkıntı var. Küçük bir operasyon, biraz sıkıntılı ama sonu aydınlık diyorum. Evli olan balık burçlarında ev değişikliği yeni ev ama evliliğinizde pürüzler ve anlaşmazlıklar, birbirimizi yanlış anlayıp yanlış kaprisler yapıyoruz. Aslında siz birbirinize uyumlu bir çiftsiniz. Gereksizce kaprisler uyumsuz yaratıyor. Artık doğru konuşma, doğru diyalog demişim. Aşk bekleyen ve uzun süredir sevgilisinden haber bekleyen değerli balık burçlarına eski sevgiliniz geri gelecek. Bak, eski adı üstünde. Affettiğin takdirde kendi hayatını ziyan etmiş olursun. Bence affetmek Allah'a mahsustur. Bırakın yeni insana adapte olun. Evlilik tarifi belirlemek isteyen ve ilişkisini artık gün ve tarih belirleyen balık burçları, Haziran'a kadar evlilik kapınız hayırlı ve aydınlık olacak. Hiç endişe etmenizi istemiyorum. Şöyle söyleyeceğim, özellikle de yurt dışında oturan balık burçlarına, yurt dışı ile bağlantılı olan balık burçlarında fırsatlar, yeni kapılar, yeni oluşumlar, yeni iş anlaşmaları olacak. Bu anlaşmalar size kazancınıza, maddiyatınıza kar getirecek ve bu kar sonrasında da oturduğunuz yeri ya da oturduğunuz alanı satın almak istiyorsunuz. Bu hayırlı olacak. Özellikle araç niyeti ve bir araç alayım, benim yerden kessin diyorsanız, evet, araç konusu Nisan bitmeden çözmüş olacaksınız değerli balık burçları. Ege ya da Akdeniz ya da Karadeniz'de oturuyorsanız balık burçları, toprak tartışması, kardeşler ya da amca dayılarla alakalı büyük miras tartışması gündeme gelecek ve çok uzun soluklu aileler birbiriyle küs olacak. Eğer doğuda ya da Güneydoğu ve İç Anadolu bölgesinde oturuyorsanız topraklarınızla ilgili devletle ilgili mahkemeleriniz olabilir. Bu mahkemelerin sonu sizin için hayırlı ve aydınlık olacak. Endişe etmenizi istemiyorum. Sanat merakınız varsa resim, tiyatro, müzik, bu tarz yetenekler
istekleriniz ön plana çıkacak. Bu tarz noktalarda başarı sağlayacaksınız. Sağlık ya da banka sektöründe ya da büyük kurumsal firmada çalışıyorsanız beklenmedik sürpriz değişimler size artı kazanç ve maddi olarak çok büyük bir rahatlık sağlayacak. Yani bu hafta hem koşturmalı, yalnız yüksek lisans eğitiminizi tamamlamak istediğiniz ya da yeni iş başvurunuz varsa olumlu cevap şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Allah'a emanet olun, mutlu kalın, her şey gönlünüzce olsun.